Herkese Kapadokya Dans Festivali'nin son günü olan pazar gününden günaydınlar. Günaydın diyorum. Gerçi biz güne birkaç saat önce başladık. Önce balon seyir alanına tekrar gittik. Sonra biraz ısınmak için farklı faaliyetler yaptık. Şimdi bu videonun arkasından koyacağım onları. Orada da aslında konuştum ama arkada müzik olduğu için muhtemelen telif yiyecek. O yüzden onun sesini kısmam gerekecek. Velhasıl arkadaşlar şimdi biz Paşa Bağları'ndayız. Paşa Bağları'nda ama sabahın daha körü. Yani 8'e 5 var saat. Biz buraya geldik. Birkaç böyle fotoğraf çekilelim, bakınalım. Daha sonra buradan Zelve var. Oraya gideceğim. Eğer gelmek isterse arkadaşlar. Daha sonra da otele gidip kahvaltı yapıp yavaş yavaş otelden çıkacağız. Ve turumuza, yani Kapadokya turumuza kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Şimdilik böyle. Burası çok güzel, sessiz. Şu an hiç kimse yok. Sadece biz varız. O yüzden daha da güzel oldu şu an burası. Hadi bakalım. Kapadokya Festivali devam ediyor. Yanınızda Paşa Bağları Residence. 3 katlı mekan yapmışlar. 3. kata nasıl çıkılıyor merak ediyorum. Şu karşısı kilise galiba. Şuraya nasıl çıkılıyor ya? Çok merak ettim. Evet, o. Arın. Orada çok güzel çıkardın fotoğrafı. Gel gel. Gel. Herkese günaydınlar. Görmüş olduğunuz gibi Kapadokya turumuzun 3. gününde halayla güne başladık. Kamerayı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Kapadokya'da tüm dansın çeşitlerini yapıyoruz. Mardin kapısından atlamaya gidiyoruz. Bay bay. Arkadaşlar herkese merhaba, günaydınlar. Şu anda Naz'ın telefonunu ele geçirdik. Kapadokya Göreme'deki balon kalkış alanındayız. Şu arkada görmüş olduğunuz tüpümüzde şu anda sıcak suyumuz hazırlanıyor. Ve burada bulduğumuz bir homeless'imize. Şimdi arkadaşlar balonları kaldırdık görmüş olduğunuz gibi. Ortamı şöyle göstereyim size. Gökyüzünü. Burada bir şey yokmuş. Hayda! Evet süper şu anda. Ve ben çaya doğru gidiyorum. Haydi! Evet. Hazır mıyız? Deren deren. Baba. Hadi gençler. Oyna. Allah Allah. Allah.
Isınmak için yaptığımız onca şeyden sonra Konyalı'yla hayat bulduk. Evet. Bütün balonlar bizim izlemek için iniyorlardı, görüyorsunuz. Ne oluyor dediler, aşağı indiler. Çayı beklerken kendimize geldik. Çık çık bum bum ve arkadaşlar yoldan geçerken dansın enerjisine katılarak bize eşlik ediyorlar. Evet. Mesaj geldi. Mesajlara girdik. Hop. Ben bir çayı göstereyim size. Oldu mu? Olmuş. Evet. Dansa devam, dansa devam. Arkadaşlar çayımız da oldu. Kapat, 2 dakika daha. 2 dakika. Şimdi ötecek bu. Allah Allah. Cadılar. Ama... Gel. Baba ısıt bizi ya. Baba. Burada öğrenciydi. Aynen sen de koyalım. Sabah saat 5'te otostopla geldik buraya. Evet. Geldi. Hoppa. Geldi, ziyaretçilerimiz var. Bur. Çay oluyor. Demledik. Çay demlendi mi? Çay demlendi. Evet arkadaşlar, onlar bize, biz onlara bakıyoruz. Puf. Kaptanım bravo! Oh! Ateşledi! 567 çıkıp bunu bastık. Gelmedi. Ve telefonu artık sahibine vereyim. Çekmiyor. Ele geçirdik şu anda 5 dakikada bile çekiyor. Angaralı. Görmedim hareketler. Bak. Nerede? Bu benim tabağım. Açık. Evet, son kahvaltımızı yaptık. Birazdan odaya çıkıp hazırlık yapıp. Roket. Evet. Paşa bağlarına bir daha geldik. Araya bir kahvaltı sıkıştırdık. Sabah akşam Paşa bağlarındayız. Şimdi son günümüz demiştim zaten. O yüzden yavaş yavaş. Şimdi Didem Hoca ile geldik. Bizim servis grubunu aldık. Paşa bağlarını tekrardan geziyoruz. İstikamet. Neresi acaba? Bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar. Kapadokya'daki Paşa Bağları gezimiz bitti. Önce şunu çekmek istiyorum bir saniye. Önce, evet. Bunu kendime armağan aldım. Dön. Bak. Neler aldı kendine bak. Tamam. Şimdi konuya girebiliriz. Şimdi güzel değil mi? Şimdi Melez ne yapacak kendine? Zıbalı Türkiye'den. Evet. Arabada direkt baktı da. Şu anda. Onun hayallerini kuruyorum. Kendine hani. Hediye aldım. Hanıma da hediye almak. Tamam. Çıktım videodan. Ha, açık çıksana. Sağ ol. Şahitiz hocam. Aynen. Bak kaç kişi aç şu an. Beş şahit. Evet. Biz şu anda tık kadın emeğine geldik. Gerçekten evet. Sizin hakkını veren bir yer. Çünkü sadece evet, bakın çok doğal ortamda. Çalışanlar, emek çıkanlarımız var. Bravo. Ürünler var. Şimdi buradaki menüyü size saymak istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Birincisi çok merak ettiğimiz kabak çekirdekli erişte var. Birinci soru merak ediyorum. Yaprak sarması. Yani bu bölgede çok böyle yaprak olduğu için özel oluyormuş. Tık mantı var. Tık da göstereyim size. Arkadaşlar tık bu. Bunun üzerine kıymalı sos geliyormuş. Aslında merak ettiğim ben bir şey. Ben onu evet istiyorum aslında tık mantıyı merak ediyorum. Neyse izafet olsun size ablalara da göstereyim. Şimdi bakın birazdan yemekleri de çekelim. Evet kameramanım Sena. Yemekleri çekeceğim. Ya tabii ablalarımı da göstereyim. Evet. Kolay gelsin hoş sizlere. Hoş süper. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam. Arkadaşlar Ürçük'te. Ürçük geldik buraya. Pardon, Ürgüt'teyiz. Bir tatlının peşinden bir macera yaşadık ama bulduk tatlıyı. Neydi tatlımızın ismi? Dolaz. Dolaz diye yazılıyor. Ya da helva. Ya da aside tatlısı. Size göstermek istiyorum.
Önce tatlımızı göstereyim. Bakın ne var. Evet arkadaşlar. Şu açık çayı ben alabilir miyim? Böyle bir tatlı. Un helvası aslında mantık teşekkür olarak ama şeker kullanılmıyor içine. Benim bu tabağı çekti. Aa burada kalmamış. He? Süt yumurta pekmez var galiba. Süt yumurta pekmez mi? Çay kimin? Benim. Ablamız yapmış. Ellerine sağlık. Al. Ama buradaki tabak. Abla bir tane daha çay. Daha videoyu çekecektim. Yok. Çekip gösterene kadar bitmiş. Bak bu daha bitmeden çek aşkım. Şimdi çektim. Bu yarım ne yarım? Kimin yarımı bu? Benim yarımı. Son parçayı bir kibarlık yaptım. Biraz yavaş yavaş. Sağdan falan geldiler evet. Mi? İzledik çünkü sonra. Evet son parçası gitti. Dolaz. Evet, dilimize dolanacak bu. Sabahleyin. Polisi. Bu neydi? Helvası. Az önce biz ne yedik? Bulamaç. Bulamaç. Bu şey bulamaç. Bu bulamaç. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bulamaçlarımız da geldi. İrem hocam nasıl? Güzelden de beğendim. Sıcak. Cevizli. Cevizli sucuk var ya. Cevizli sucuk sıcak hali. Aynen. Bak tabir bu. Tam tabir bu. Cevizli sucuk eritmişler gibi. Gurme seher. Gurme turu. Gurme turu. Gastronomi turumuzun son ayağındaki bulamaç tatlısıyla. Ben Antep şeyde gastronomi düşünemiyorum. Bence bir tane lokasyonda bu kadar yediysek. Çok yapıyorlar bu sefer. Gitmeden önce bence 2 ay falan rejim yapalım. 5 kilo falan herkes verdi. 5 kilo almış olsun önce. Doğru değil mi? Verdiklerini geri alsın. Ben çok aldıracağım sizi. Yok, ben gittim almadım. Tam gittiğim gün tartıldığımda döndüğümde almadım mı? Emin misin? Evet. Sen yememişsin. Bizimle gitmedin sen ondan. Hayır ben mumbar yedim. Köfte yedim. Etli dolmalar yedim. Hani bana yiyorsunuz diyorsunuz ya. Yani benim arkadaş çevrem de yiyor yani. Benimle ilgili değil bu durum. Ben çok gezdim. Ben bak söylüyorum gerçekten. Turşu bir kedi kursak daha fazla para kazanırız. Maşallah. Daha ne olsun ki? Çok aynen hocam. Yani şu tatları bulmak için kaç mekan gezdik ya? Şaka değil yani. Aynen. Bir oraya gittik, bir buraya gittik. Ama sonunda bulduk mu bulduk. Aside, bulamaç, dolambaz. Aha. Evet son durağımız artık burası gerçekten. Öyle düşünüyoruz. Üç güzeller. Şöyle göstereyim, size göstereyim. Neredeyiz? Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Niye buradayız? Çünkü sizlere göstermem gereken bir şey var. Göstermem lazım, pardon. Evet. Didem Hoca Kapadokya'da şurası varmış diyor. Her yeri de biliyor yani. Evet arkadaşlar nazar boncuklarını görelim. Gerçekten çok ciciler ve güvercinler de burada. Bu arada arkamdaki vadi de güvercinlik vadisi olarak geçiyor. Şurası da Üçhisar Kalesi. Gerçekten burası en... Evet arkadaşlar Kapadokya gezimiz muhteşem bir şekilde bitti. Şu anda pazartesi günündeyiz. Dersimize tam 5 dakika kala geldik. Yani... Yaklaşık 16-17 saattir araç kullanıyorum. Tabii bunun 2-3 saatini yolda dur kalk yaptık, uyuduk. Ama sonuç itibariyle pazartesi günü tam da hedeflediğim gibi sabah 10 dersine yetiştim. Hadi bakalım. Kapadokya gezimiz bitti.